Şimdi böylesi bir saldırı aslında bir süredir bekleniyordu yani. Özellikle Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından sonra, Ukrayna krizi patlak verdikten sonra bir duraklama süreci yaşandı. Ne olacak, ne bitecek, herkes bunu bekledi. Kimin hangi tarafta yer alacağı, bu boşluktan yararlanarak bir yere saldıracağı beklentisi vardı herkeste. Çünkü Ukrayna savaşıyla birlikte ciddi anlamda hem bölgede bir boşluk doğdu uluslararası güçler bağlamında, hem de Ukrayna savaşıyla birlikte Türkiye, ABD ve Rusya arasında veya NATO ile Rusya arasında ki o dengede iyi bir pozisyon aldı kendine göre. Ne ABD'yi karşısına aldı ne Rusya'yı. Tam tersine her ikisinden de nasıl nemalanacağını, nasıl çıkar elde edebileceğini iyi hesapladı. Ki bu çerçevede şimdi bakıyoruz, Rus sermayesi dünyada gelip Türkiye'ye taşınmaya başladı. Burada kendisini korumaya almaya çalışıyor. Askeri anlamda da Türkiye varlığını hissettirdi ve kabul ettirdi. Bu anlamda Ukrayna krizinden ciddi anlamda Türkiye etkilenmedi. Tam tersine kar elde etti bu krizden. Ne askeri ne de ekonomik olarak zarar gördüğünü şey yaptığını sanmıyorum. Bir karlı çıktı. Siyasi anlamda da Türkiye'nin temel hedefi, temel fobisi nedir? Kürt sorunudur yani. Ukrayna kriziyle birlikte bu fobiye nasıl yönlendirebileceğini iyi hesapladı. ABD ile geçmişte bozulan ilişkilerini bu süreçte biraz daha tamir ederek Rusya karşısında bir tavır alıyormuş gibi görünerek ABD ile ilişkilerini sıkılaştırdı ki sanırım 18 Mayıs'ta Çavuşoğlu'nun işte ABD'ye bir ziyareti olacak. Önemli konular görüşülecek deniliyor. Orada bir pazarlık yapılacak yeniden yani Türkiye ile ABD arasında. Ki ABD de Türkiye'yi çok fazla gözden çıkarmak istemiyor. Yıllardır çıkarmak istemiyordu. Rusya ile sıkı ilişkileri olmasına rağmen. Bunda Kürt sorununu ciddi anlamda bir masaya yatıracak ABD ile. Aynı şekilde Rusya ile de. Şimdi dünyanın hepsi Rusya'ya karşı kapılarını kapattı. Türkiye bu kapılarını kapatmadı. Tarafsızım adı altında ama Rusya'ya nefes aldıran bir pozisyonda. Suriye'ye bile hava sahası tek açık olan yer Türkiye'dir. Türkiye üzerinden Rusya gelip gidebiliyor Suriye'ye. Yoksa Irak bile kapattı hava sahasını. Bu Rusya için önemli bir kapı, önemli bir şey. Evet, gerginmiş gibi görünüyor. İdlib'de gergin, Ukrayna'da SİHA satıyor denilerek bir gerginlik var gibi görünebilir ama diğer taraftan Rusya'yla da sıkı ilişkileri sürüyor. Hatta Rusya'nın sermayesini bile Türkiye'de korumaya almaya çalışıyor. Şimdi bu durumların hepsi uluslararası alanda Türkiye'nin lehine bir rüzgara dönüştü bu dönemde. Bundan yararlanarak Kürt fobisini yeniden canlandırması gerekiyordu. Ki bunu da ya Şengal'de ya medya savunma alanlarında ya Rojava'da herhangi bir yere saldıracağı bundan dolayı bekleniyordu. Yani ne zaman olacağı tam kestirilemese de herkes diyordu ki bir yere saldıracak. Ki bu konuda KCK'nin bir açıklaması olmuştu. Medya savunma alanlarını işaret etmişti. Rojava'ya yönelik çeşitli saldırılar oluyor, sık sık şeyler oluyor. Oraya da bekleniyordu. Ama işte en son ayın 17'sinde medya savunma alanlarına yönelik saldırı direkt başlatılınca şey oldu. Şimdi temel amaç nedir? Yani bunda bir uluslararası alanda bir boşluk doğmuş. Bu boşluktan yararlanmak istiyor AKP ve Türk Devleti. Ki bölgeye yönelik ciddi anlamda bazı planları vardı. Yani bir devlet siyaseti olarak bölgeye yönelik misak-ı milli sınırlarının yeniden oluşturulması, o Osmanlıcılık denilen hayallerin gerçekleştirilmesi şeyinde uzun erimli planları şeyler var. Ama bu boşluk döneminde en azından Kuzey Irak'ın bir kesimini daha işgal etme fırsatı varken bunu değerlendirmek istediler ki dikkat edilirse 2017'den başlayarak Güney Kürdistan'ın bazı yerlerine yönelik parça parça saldırıları oldu. Buralarda yerleştiler. Uzun süredir oralara yerleşmiş durumlar. Kakurke'den başladılar.
2017'de, 2018'de o Hakurke'yi tamamladılar. 2019 şeyden sonra Haftanin denildi. İşte geçen yıl Kaşura ve Avaşin bölgeleri şey yapıldı. Ortada kalan yer işte ZAP bölgesiydi. Şimdi bu bölgeyi de saldırıya yönelik başlatılan saldırıyla 2017'den başlayan Irak'ın sınırları dediğimiz bölgenin hepsinde bir biçimiyle yerleşmiş oldular. Burayı tamamen şu an sınırın büyük bir kesimini tepelerine, şeylerine yerleştiler. İşte bu saldırıyı başlatırken de pençe kilit demelerinin temel nedeni biraz buydu. Bölgenin tamamını, yani İran sınırından başlayıp Suriye sınırına kadar olan bölgenin hemen her yerinde bazı önemli tepeleri ele geçirerek bir koordine bir şey sağladılar. Bu bir işgal alanıdır yani. Bir işgal bölgesidir. Böyle bir bölge oluşturdular kendileri için. Bunu da devam eden 3. Dünya Savaşı'ndaki boşluktan yararlanarak böylesi bir şey yaptılar. Uzun süredir bunu hayal ediyorlardı. Kısmen buna yönelik bu temelde bir ileriye doğru bir adım da atmış oldular. Dünyanın hepsi, özellikle Rusya'nın doğal gaz boru hatlarını kapatması, petrol sorunun dünyadan yaşanması, yani sadece özellikle Avrupa için enerji sorunun gündeme gelmesiyle birlikte Türkiye ve KDP'de bunu kendi lehine çevirmek istiyor. Şu an Gare bölgesi dediğimiz bölge, hala oraya yönelik bir saldırı şu an yok ama ileriki günlerde o da gündeme gelebilir. Gare önemli bir doğal gaz yatağı, petrol yatağı buralar. 10 yıl önce yapılan araştırmalarda oralar tespit edildi. Mesul Barzani de, Erdoğan da bunun üzerinden bir pazarlık yapıyor ve dünyaya da sunmak istiyorlar bu böylesi bir şeyi. Tabii bu onların öylesi bir arayışı var ama bu Irak'ın bütünlüğünü nasıl etkileyecek, nasıl şey yapacak ayrı bir tartışma konusu ama bunu da pazarlayarak uluslararası güçleri, özellikle de Avrupa'yı kendi yanlarına çekmeye çalışıyorlar bu operasyona yönelik olarak da. Güney Kürdistan dediğimiz, bir başka deyimle medya savunma alanları dediğimiz bu bölgelere yönelik neredeyse uluslararası güçlerin hepsi Türkiye'nin girip çıkmasına alışmış durumda. Yıllardır, yani 1980'lerin ortalarından başlayarak bugüne kadar Türkiye o kadar çok girip çıktı. Uluslararası güçler Irak ve Güney Kürdistan'da artık normalleştirdiler bunu. Bundan da kaynaklı çok öyle ciddi anlamda bir uluslararası onay olmasa da giriyorlar. Ama ekonomik ve siyasi olarak bu dünya savaşı içerisinde bu neye evrilir? Bunun korkusu vardı. Bunu giderdiler aslında. Hem ABD'yi tavrını sezdiler, hem Rusya'nın tavrını aldılar. Bir de Irak'ın kendi içindeki sorunlar var ki ayrı bir konudur. O da Irak'ın elinin kolunun bağlanmasına, böylesi bir saldırı karşısında tavırsız kalmasına neden oldu. Bundan ya bu koşullar bir araya gelince AKP MHP yönetimi bu dönemde uygun bir zaman olarak zaman gördü ve bu temelde saldırdı yani. Yani KDP'ye yönelik olarak tarihi açıldığı zaman birçok yerde İran'la, birçok sefer Saddam rejimiyle, birçok sefer Türk devletiyle Kürtlere karşı ortaklaştığı görülüyordu yani. Yani Saddam 182 bin Kürt'ü katletti ama HEV'lere yönelik olarak KDP-YNK savaşı yaşandığı zaman Saddam tanklarının HEV'lere gelmesini sağlayan şeydi yani, KDP'ydi. En basiti yani. Birçok sefer görüldü. Ama buna rağmen KDP'nin Kürt tarihinde farklı bir yeri vardı. Yani niye? Çünkü Kürtler yokken, yok edilmeye çalışılırken, yok demekten ziyade yok edilmeye çalışılırken bir direniş şeyi gibi durdu. Özellikle 1950'ler döneminde ki sonraki süreçlerde de direnişin kaynağı öyle bakıldı yani. İster istemez insanlarda bir şey yarattı, yani bir umut yarattı, bir inanç yarattı. Ki diğer Kürdistan Yurtseverler Birliği KDP'den ayrılarak oluştu. Ki diğer birçok Kürt Özgürlük Hareketi, PKK dahi
onlardan ilham aldı. Onlar da öykündü bir yerde. Çünkü milliyetçilik de olsa Kürtlük adına var olan tek şey onlar temsil ediyordu. Buradan yola çıktılar. Bundan dolayı KDP'yi tam cepheye almak istemedi kimse. Hala da böylesi bir şeye gidilmek istemiyor. Bir o, ikincisi KDP bir siyasi hareket olarak çeşitli yanlışları, şeyleri olsa da vardı. Ama şu anki durum ile geçmişteki durumu birbirinden çok ayırmak gerekiyor bence. Mevcut durumda özellikle 2003 sonrası Saddam rejiminin devrilip Güney Kürdistan'ın da bir statüye kavuşmasından sonra Barzani ailesi bir KDP kimliğinin dışına çıkarak bir şirket şeyine dönüştü yani. Kürt ulusal birliğini sağlayan, yani ulusal kaygıları olan bir parti, siyasi partiden çıkarak ekonomik bir şeye dönüşmeye başladı. Amaçlar, hedefler, planlar, her şey o çerçevede şekillendi. Ve kendisini bir şirket olarak konumlandırmaya başlamış şu anda. Sadece Kürtlük, sadece Güney Kürdistan yönetimi veya Kürt Federe Bölge Yönetimi hükümeti elinde bulundurmasını bu şirketin kendisini daha iyi sürdürebilmesinin hizmetine sokmuş durumda. Dünyanın her tarafına yayılmış, her tarafına parça bölünerek bankalara yatırılmış, mülk edinmiş bir durumda. Güney Kürdistan özellikle Hewler ve Doğuk'un neredeyse %60-70'i Barzani ailesine ait. Ama 1991'de Güney Kürdistan ilk defa işte o 36. paralel oluşturulduğu zaman Barzani ailesinin ciddi bir varlığı, mülkü şeyi yoktu yani. Bir aşiret reisleriydiler. Birkaç köyleri vardı ama. Ama ondan sonraki süreçte, özellikle 2003'ten sonra bu kadar malı mülkü nasıl edindiler? Bu malı mülkün hepsini işte İbrahim Halil denilen veya Habursuz Kapısı'nı işleterek bu petrolü gizli yollardan Irak halkının malı mülkü olan petrolü, doğal kaynakları gizliden Türkiye'ye satarak, AKP ile ortaklaşarak bir sermaye edindiler. Kendilerini bir şirket haline getirdiler yani. Şu an mal mülk peşinde koşturan. Yapılan bütün anlaşmalarda bu temelde yapıyorlar. Evet, peşmerge gücü deniliyor veya KDP'nin silahlı gücü deniliyor. Ya dünyanın her tarafında bütün uyuşturucu kaçakçılarının büyük orduları var yani, paralı askerleri var yani. Şu an zaten dünyanın en büyük sorunlarından bir tanesi de artık bu paralı asker sorunu. Ordu tanımı yapılması gerekiyor. KDP'nin elinde bulunan Roj peşmergeler, paralı askerler, paramiliter güçlerdir. Kim daha çok para verirse onun yanında olabilecek, parayı verdiğin zaman istediğin insanı öldürebilecek bir ordu şeyine dönüştüler. Gulag güçler öyledir, öyledir. Ama Türkiye'nin elinde de bir çok sayıda çete grubu var. Türkiye'nin kendi içinde yaydığı bir sürü isim adı altında Osmanlı Ocağı, bilmiyorum ne ocağı, silahlandırdığı ve para vererek bunları çalıştırdığı şeyler var yani. Paralı asker şeyi geliştirmiş. KDP'de parasını vererek kendisine bir ordu oluşturmuş durumda. Bu ordunun Kürt halkının varlığıyla, Kürt halkının meşru haklarını koruma gibi bir derdi, bir kaygısı, bir tasası yok. Roj peşmergesi Suriyeli Kürtlerin bir araya getirilerek oluşturulmuş, Irak'ta savaştırılıyor. Yani böylesi bir şey var. Dünyanın her tarafına bu Suriyeliler ilk önce fakirleştirildi, yani ölüm noktasına getirildi. Her tarafa paralı asker olarak gönderiliyor. KDP de devşirmiş kendine göre bazılarını para vererek şey yapıyor. Şimdi KDP bunları PKK'ye ve HPG gerillalarına karşı savaştırmak istiyor. Böylesi bir sorun var. Yani ordu veya askeri varlığının olması onun meşru bir halkın temsilcisi durumuna getirmiyor. KDP bu oluşturduğu şirketin korumasında işte bu paramiliter güçler eliyle ve onu sağlıyor. Bu biçimiyle örgütlenmiş. Onun dışında yani KDP'nin ciddi anlamda Kürt halkının temsilciliğini yaptığını söylemek bence çok zor bir şeye gelmiş. Çünkü Kürdistan Yurtseverler Birliği ile şu anda çatışma halinde, ciddi çatışıyor. Irak'ta Kürtlerin varlığını yani statüsünü koruma temelinde bazı şeyler yapması gerekirken YNK ile çatışma halinde, Kürtlerin statüsü ne olacak o bile belli değil. Gidip
Sünnilerle Sadr'la anlaşarak Türkiye ile birlikte hareket eden bir siyaset içerisine giriyor ki Irak'ta da Kürtlerin pozisyonunun zor duruma girmesini, hatta bu iş bu şekilde devam ederse Irak'ın bölünmesi dahi gündeme gelebilir. Böylesi bir riski bile KDP'nin bu tutumu Türkiye ile bu sıkı ilişkileri Irak'ı bile bölme noktasına getirebilir. Yani Kürtlerin ulusal birliği anlamında KDP'nin ciddi anlamda bir kaygısı şeyi kalmamış. Bundan kaynaklı da Kürtler böylesi bir arayış içerisinde aman KDP olmazsa ulusal birlik olmaz şeyinin peşine düşerlerse çok fazla zaman kaybederler. Çünkü muhatabın öyle bir kaygısı yok yani. Irak yönetimi bir seçim yaptı. Bir yıl oldu neredeyse. Kendi cumhurbaşkanını çıkaramıyor. Evet. Yani cumhurbaşkanını seçemiyorlar. Böylesi bir yönetim Türkiye gibi bir gücün karşısında ne yapabilir? Yani nasıl bir tavır alabilir ki? Evet. Yani ciddiyeti olmayan şeyler. Evet, siyasi bir söylüyorlar, şey yapıyorlar. Geçmiş yıllarda da söylüyorlardı. Yani sadece ilk defa bu dönemde söylenen değil. Geçmiş yıllarda da saldırılar olduğunda Haydar Abadi başbakanken biliyorum kınayan Türkiye'nin derhal geri çekilmesini talep eden şeyler olmuş, açıklamalar olmuştu. Ama Irak kendi birliğini koruyamıyor şu anda. Kendi içinde ciddi anlamda bir karışıklık yaşıyor. Bu karışıklık neye sonuçlanır, neye evrilir bu belli değil. Ama şunu da söylemek lazım. Bu karışıklığın altında Türkiye'nin ciddi anlamda parmağının olduğunu söylemek gerekiyor. Sadır açıklama yaptı ama Sadır, KDP ve Sünnilerle birlikte Türkiye ile hareket eden Irak'ta farklı bir oluşumun gelişmesini isteyen kesimi temsil ediyor. Türkiye'nin bölgeye yönelik dıştan müdahalelerini ne Sadır ciddi anlamda karşı çıkmıyor. Evet, söylem düzeyinde söylüyor ama Cumhurbaşkanının seçilmemesinin temel nedeni nedir? KDP'nin engellemesidir. Bunu Sadır da destekliyor. Evet. Şimdi Irak kendi içerisinde bir birlik değil. Bu açıklamaları ciddi bir şey çıkarmaz. Tam tersine ben özellikle Türkiye ile KDP'nin bu ortaklaşması ve Sadr'ın ve Sünnilerin açıklaması bu biçimiyle devam ederse Irak'ın bölünme riskinin dahi olduğunu düşünüyorum yani. Çünkü Nuri Maliki, Haydar Abadi, işte Hadi Amiri gibi Şiilerin İran'dan destek alan kesimlerin kolay kolay Türkiye destekli, dolayısıyla ABD destekli bir şeyle uzlaşacağını kabul edeceklerini sanmıyorum. Çünkü 2003'te her şey parçalanmış, her şey ikiye yapılmış durumda. Parlamento başkanlığını Sünniler eliyle istiyor Türkiye ve şeyler. Cumhurbaşkanlığını KDP, Kürtler adına KDP'ye verilmesini, zaten hükümette Sadır'da olacak. Bu İran'ın dışlanması demektir. Bir de Türkiye'nin işgali de gündeme geliyor. Böylesi bir şey Irak'ta ciddi anlamda İran'ın rahatsızlığına neden olacak ve eğer farklı bir çözüm bulunmazsa, bu mevcut durumda ısrar edilirse Irak dahi parçalanabilir. Mevcut bu saldırı karşısındaki bu Sadır'ın veya diğerlerinin açıklamaları ciddi bir yaptırım gücünün olduğunu ben düşünmüyorum yani. Yıllardır evet Haftani'den, Kakurke'den birçok yere saldırdılar. Gerilla güçlerinin kısmi hazırlıkları vardı. Ama ZAP aslında bunun bir anlamda kilit noktasıydı. Yani artık Haftani'den ve Kakurke'den çıkarılan sonuçlar temelinde gerilla güçlerinin kendisini örgütleyip konumlandırdığı bir yer noktasında. Genel anlamda coğrafik hakimiyet gerilla güçlerinin elinde. Evet, Türkiye'nin teknolojik olarak önemli bir gücü var. SİHA'ları, helikopterlerle, indirmelerle ama coğrafi hakimiyet yerle güçlerinin elinde, bir de geçmiş yılların tecrübeleriyle kendisini yeniden örgütlediği ve konumlandırdığı bir yer durumunda ki bundan kaynaklı ciddi kayıplar vereceğini düşünüyorum. Bu durumu şimdi 44 sanırım en son HPG'nin yaptığı açıklamalarda 44 askerin öldüğü belirtildi. Genelkurmay'ın yaptığı açıklamada da bir asker verildi. Geçmiş süreçlerde de çok böyle çok fark vardı.
Bölgede savaşan veya savaştırılan güçlerin şeyinden kaynaklı. Yani şimdi orada da savaştırılan askerlerin birçoğuyla sözleşme imzalanmış. Ölümünde de veya farklı bir şey olduğunda da ilan etmeyebilirler. Yani böylesi bir anlaşma var. Bir ikincisi Suriye'de Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi'nin yaptığı açıklamalar vardı. Suriye'de çok birçok kişinin götürülüp Irak sınırına taşındığı yönünde bilgiler vardı yani. Bir iki ay öncesinden başlayarak. Geçmiş dönemde de Suriyeli çete gruplarının götürülüp savaştırıldığı şeyleri vardı. Bundan kaynaklı yani orada ne kadar kayıp verdiği şey tam olarak belli olmuyor. Türk Genelkurmay'ı itiraf dahi etmiyor ama ciddi kayıplar vermeye başladılar daha ilk günden. Bu ileriki süreçlerde daha da artar yani. Öyle bekledikleri gibi kolay gelişebileceğini düşünmüyorum. Diğer tarafta Irak'ta özellikle İran'ın bastırmasıyla Irak yönetiminde de tepkiler daha fazla artar önümüzdeki süreçlerde. Bölgedeki dengelerin değişmesine neden olabilir. Bu durumda yapılacak, öngörülebilecek şey nedir? KDP daha aktif bir rol üstlenmek zorunda kalacak. Şu anda KDP'nin bu operasyon, bu saldırıya da üstlendiği misyon nedir? Gerilla güçlerinin etrafını kuşatarak hareket sahasını daraltma, onun lojistik destek alanlarını kesme, böylesi bir misyon üstlenmiş. Saldırı pozisyonda olanlar artık kimlerse de bunlar asker kıyafetiyle biraz daha zorlandığı zaman bu KDP'nin kuşatma veya lojistik desteği kesme misyonu farklı şeylere dönüşebilir ki bu durum KDP'yi de Kürt camiasında, Kürt halkı içerisinde daha fazla teşhir olmasına neden olacak bir durum ortaya çıkarabilir. Yani İran açıkta böylesi bir operasyona karşı olduğunu hala ifade etmiş değil. Ama Türkiye'nin Irak'taki etki sahasının artması bir anlamda ABD'nin de Irak'taki etki sahasının artması ki bu durum İran'ın Irak'taki hareket sahasını veya hakimiyetinin daralmasına neden oluyor. KDP üzerinden doğrudan bir etkisi yoktu İran'ın. Türkiye daha hakimdi ama yavaş yavaş özellikle Kürdistan bölgesinde Kürdistan Yurtseverler Birliği ile İran'ın bir daha sıkı ilişkileri vardı. İşte Şii cephede şu anda da gördüğümüz gibi hükümet de neredeyse İran'ın kontrolünden çıkacak. Bu durumlar hepsi Türkiye direkt yapmasa da KDP eliyle bölgeye müdahalesi söz konusu, Irak'a müdahalesi söz konusu. Bu operasyonda bu müdahalenin bir parçası. Bu ilerledikçe İran'ın Irak'taki etki alanı daralıyor. Bu durum İran'ı ciddi anlamda rahatsız ediyordu. Kürtlerin güçlenmesinden İran pek memnun olmadığı kadar Türkiye'nin de Irak'ta ciddi anlamda güçlenmesi İran'ın çıkarına değil. Bu dengeyi sürekli korumak isteyen bir siyaset izledi yıllarca. İran özellikle bu dönemde de Türkiye'nin Irak'ta bu kadar etkili hale gelmesinden rahatsızlık duyacağını düşünüyorum. Çünkü Türkiye'nin güçlenmesi İran'ın bölgede zayıflamasıyla paralel gelişiyor yani. Yani Şengal'e yönelik olarak bu dönemde Türkiye'nin doğrudan bir saldırısı veya şeyi çok şey değil yani oturmuyor benim kafamda. Şengal'e yönelik olarak tepkilerin veya Şengal'in bu kadar gündem olmasının, hedef haline gelmesinin temel nedeni KDP'den kaynaklanıyor. Evet Evet. Türkiye dile getiriyor oraya uçaklarla, SİHA'larla saldırıyor ama KDP'nin bastırmalarından kaynaklı olarak bunu yapıyor. Çünkü Şengal 2014'te KDP için bir utanç yeri yani. Şengal'e baktıkça, özellikle Şengal'de Kürt Y5'e oldukça KDP'nin bu utanç yüzü sürekli herkese görünür halde olacak. KDP bunu ortadan kaldırmak istiyor. Çünkü orada planladığı neydi? Orada Türkiye ile birlikte özellikle hatta DAEŞ'le birlikte planladıkları şey oradaki ezdi varlığını ortadan kaldırılmasıydı yani. Bu Evet. olmadı. O varlık ezdiler kendini sürdürdü. Tam tersine bunun karşısında YBŞ diye bir oluşum oluştu. Ezdiler kendi varlıklarını kendi adlarıyla kendi şeylerle sürdürdüler.
bundan ciddi anlamda rahatsız. Bunu daha şeyliyle yapmak istedik hadi başaramadı, olmadı. Kürt Özgürlük Hareketi'nin müdahalesi sonucunda Şengal'de bu engellendi. Türkiye'nin bastırmasıyla, uçaklarıyla veya siyasi baskılarıyla oradan çıkarılmak istendi, YBŞ yok edilmek istendi. E bu da tam olmadı. Bu sefer Irak eliyle yapmak istiyor. İşte 2019 Ekim'de yapılan anlaşma, Şengal anlaşmasıyla Irak'ın buraya girmesini istiyor. HDP'nin anlayışı nedir? Diyor ki ben orada değilsem Kürtlük adına kimse olmasın. Bu DAEŞ mi olur? Bu Heşli Şabi mi olur? Kim olursa olsun ben yoksam kimse olmasın. Ki kendisi de oradan çekildi. Bundan kaynaklı Irak'ta oraya yönelik bir saldırının gelişmesini HDP yönetimi ciddi anlamda körüklüyor, tahrik ediyor. E bu şeyde özellikle Mustafa Kazmi'nin başbakanlığında HDP Türkiye ile biraz daha ortak bir yakın bir siyaset izledi Kazmi hükümeti de. Ki bundan kaynaklı 9 Ekim anlaşmasını da bu şekilde yaptılar. Şu anda hala iktidardayken bir değişim veya farklı bir şey gelişmeden bu yönlü bir adımın da atılmasını dayatıyor. Bunu HDP istiyor. Türkiye siyasi olarak kendi uluslararası gücünü, askeri gücüyle de baskı yaparak Irak yönetimine böylesi bir adımı attırmak istiyorlar. İşte Şengal'deki durum da bu dönemde bundan kaynaklı olarak ortaya çıktı denilebilir yani. Bu durumda nasıl çıkılabilir? Bunun karşısında nasıl bir tutum almak gerekiyor? En önemli hususlardan bir tanesi budur yani. Dikkat edersen bütün yorum yapan herkes de Kürt özgürlüğü gerilla güçlerine karşı saldıranların peşmerge olduğunu ifade etmiyor. Etmekten kaçınıyor. Evet. Bunun temel nedeni yani peşmergelik Kürtler açısından kutsal bir şeyi var. Yani bir o şeyi tarihi bir anlamı var yani. KDP bu adı kullanarak peşmerge güçleri diyerek gerilla güçlerine saldırıyor, şey yapıyor. Bunun kıymetini, bunun değerini sürekli canlı tutmak lazım. Eğer KDP bu isme layık değilse ilk başta bu ismi taşıyan, bundan gurur duyan herkesin buna karşı bir tavır alması gerekiyor. Bu adı kullanıyorsun ama bu ad senin kullandığın gibi değil yani. Böylesi bir şey anlamı yok demek, dedirttirmek gerekiyor. Bu şeyde de özellikle de güneyli güçlerin, özellikle Kürdistan Yurtseverler Birliği olabilir, Komel olabilir, Yekurti olabilir. Yani Güney Kürdistanlı güçlerin, siyasi kesimlerin hepsinin bu ismi korumak için ciddi bir tavır alması lazım. Peşmergelik bu değil, farklı bir şeydir. Böyle bir tutum almaları gerekir. Yani mevcut durumda bir üçüncü dünya savaşıdır. Bir Kürtler açısından özellikle bir var olma ile yok olma noktasında bir yerdir. Birinci dünya savaşında Ermeniler katledildi. İkinci dünya savaşında Yahudiler katledildi. Kürtler mevcut statüleriyle, mevcut pozisyonlarıyla Ermenilerden ve Yahudilerden çok daha farklı değiller. Benzer bir pozisyonda bulunuyorlar. Bu üçüncü dünya savaşında da Kürtler ya bir katliamla karşı karşıya gelecekler ya da kendi statülerini kazanıp varlıklarını dünyaya kabul ettirecekler, meşruiyetlerini şey yapacaklar. Bu da ciddi anlamda bir mücadele, ciddi anlamda bir şey gerektirir. Yani sadece oturup bazı kesimlerin yaptığı gibi bir Twitter atmak, bir sosyal medyadan bir paylaşımda bulmak. Yani bunlar döneme karşılık olan şeyler değil. Daha ciddi anlamda tavır almak, mücadele etmek gerekiyor. Bunu farklı alanlara taşırmak gerekiyor. Sadece işte pasif tutumlar yeterli değil bence. Bu dönemi karşılayan tutumlar şeyler değil, tepkiler değil. Bu tepkiyi daha fazla farklı yerlere kanalize edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yoksa Kürtler açısından 3. Dünya Savaşı kaybetme ile de sonuçlanabilir yani.